Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle biraz erozyona uğradığını düşündüğümüz güven duygusundan konuşacağız ama sadece kişisel olarak değil. Eskiden ticari hayatta, siyasi hayatta, günlük hayatta insanlar birbirine nasıl güvenirdi? Nasıl sözleşmeler yapardı? Özellikle siyasi hayatta birbirine yol arkadaşlığı yapmış, birbirine güvenmiş ve birlikte olacağına söz vermiş insanların bu yolculuğunun nasıl sürdüğünü konuşalım. Merak ettiğim şey şu, siz de yazılarınızda bahsediyorsunuz. Ee, şimdi siyasi olarak bir çizgide olduğunu düşündüğümüz insanlar bile fikirlerini çok kolay değiştirebilirken, eskiden padişaha biat etmek ya da birisiyle birlikte bir siyasiyle birlikte yol almak, onunla beraber bazen bir başka şehre, bazen bir ülkeye gitmek, onun ekibinde olmak nasıl bir duyguydu, nasıl bir düzen söz konusuydu? Tabii şimdiki e, sosyal ve siyasi hayatla eskiyi e, birbirinden ayırmak lazım. Yani vaktiyle tabii böyle bir şey mevzuba is değil. İnsanlar fikrine, insanlara faydalı olacağına, ahlakına, ilmine itimat ettiği, güvendiği bir kimsenin etrafında toplanır. Eğer o kimse kendisinden sosyal, ilmi veya veya sair vasıflarda üstün ise onun yanında durur bazısının dünyevi menfaati vardır. Bu çok tabii. Bazısı ise manevi olarak istifade etmek ister. Yani bir şeyler öğrenmek veya iyi bir insan olmak ister. Bu o, kendinden daha üstün bir kimsenin etrafında toplanma adeti çok farklı sahalarda cereyan eder. Mesela bir hükümdara biat etmek. Yani ona bağlılık sözü vermek. Hükümdar hayatta bulunduğu müddetçe ona karşı çıkmamak, ona isyan etmemek ona karşı çıkanlara, isyan edenlere katılmamak, hatta onlara men etmek, bu sözü vermek, buna biat deniyor. İkinci bir biat, herhangi bir e, hatırlı kimsenin etrafında olmak. Yani bir vezir, bir kadı, bir vali, bir kumanda, hatta e, cemiyette zengin bir kimse, bir ağa, bir bey. Onun etrafında olmak. Ona itaat etmek onun hizmetlerini görmek onun karşılığında da onun kendisine uygun göreceği şekilde dünya dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak. Bu kimselere eskiden kapı halkı deniyordu. Hı, hı. Kapılanmak, Şimdiki kapılanmak oradan gelir. Hı hı. Ee, ...bir büyük kapıya kapılanmak... ...şimdi... E, ...günümüzde böyle değil ama eskiden bir vali... ...bir yere gittiği zaman kendi mahiyetiyle beraber giderdi... ...yani orada hazır memurlar bulmaz... ...şimdi bu mahiyet kelimesi... ...yani onun ekibinde olmak... Şimdiki evet, anlam, ...mahiyet ekip demektir... O, ...o kadar enteresan bir şey ki şimdi buradan... E, ...diyelim ki valisiniz ve... ...Ağrı'ya gittiniz... Oradan eski coğrafyayı evet. düşünelim. Avrupa'da bir yere gittiniz. Evet. Belki Kuzey Afrika'da bir yere evet. gittiniz. Daha Doğu'ya evet. gittiniz. Her yere birlikte evet, bir giderler. Kapa Tabii yani böyle olmuyor. Osmanlı'da valiler tayin edildiği yerde uzun müddet kalıyorlar. Ama mesela kadılar öyle değil. Kadılar iki yıllığına gidiyorlar. Ee, kumandanlar öyle değil. Kumandanlar harp merkezine gidiyorlar. Onlar o zaman evet dediğiniz gibi. Ama valiler umumiyette uzun müddet kalırlar. Ve kap halkı onun yanında Uzun zaman var. Ama dediğiniz gibi tayin edilirse elbette. Kendi ailesiyle birlikte mi giderler? Evet. Ailesiyle beraber. Bazen ailesini bırakır. Diyelim Yemen'e gidiyor. Biladı Harre. Oraya kendisi tahammül edebilir ama belki çocuklar tahammül edemez diye hanımını, çocuklarını burada bıraktığı vakidir. Bu sistem bugün Amerika'da caridir. Yani bize garip geliyor ama Amerika'da mesela bir politikacı seçimi kazandığı zaman bu ister savcı olsun, ister vali, ister milletvekili, ister başkan e, çalışacağı ekibiyle beraber gelir. Önceki ekip tasını tarağını toplar ve oradan ayrılır. Yani kendisinden önce kendisine muhalif fikirde olan bir kimseyle çalışmış olanlarla beraber çalışmaz. Maiyetiyle çalışır. Ekibiyle çalışır. Buna kazanan hepsini alır. Ganimet sistemi diyor e Amerikalılar. Ki Osmanlı'da da bu sistem cariydi. Maiyet maa kelimesinden. Maa beraber demektir. Biz bunu kullanıyoruz mesela ma ile. Maalesef. E, ma teessüf. Ma beraber demektir. Maiyet beraberinde olanlar. Bir de bir alime veya tasavvuf erbabına söz verip ondan manevi olarak istifade etmek isteyenler var. Bunlara talebe veya mürit diyoruz. Şimdi bu biat e, kültürü bizde çok e, menfi manalar kazanmıştır. E, bilhassa demokrasinin e, inkişafıyla e, buna e, bir alternatif gibi biat kültürü kötülenir. Yani birine söz vermiş, biat etmiş asla... O yolundan değişmiyor. Biraz sanki böyle partizanlık veya taassup gibi alınıyor. Biraz da kadrolaşmak adını, gibi biraz da öyle alınıyor. Tabii galiba. ona biat ettiyse onun yanında. Fakat tabii bu kadrolaşma gayet tabidir. Bir e, siyasi iktidara geldiği zaman elbette ki kendisini seçenlerin kendisinden beklediklerini yapmak mecburiyetindedir. Ve elbette ki kendi kafasında olan, kendi sözünü dinleyecek kimseleri tayin etmek mecburiyetindedir. Onun için ben bu kadrolaşmayı çok tabii görüyorum. Kadrolaşmada problem olan haksızlıktır. Yani bir insanı yerinden yurdundan etmek hiçbir suç olmadığı halde onu e, aşağı yerlere veya işinden ona kal, onu, o belki menfi. Ama bir siyasinin bir bakanın yanına yüksek bürokratları kendi adamlarından tayin etmesinden tabii bir şey olamaz. Bu normal bir şey. Siyasi hayatta bu düz düzenin, bu düsturun çok değiştiğini görüyoruz şimdiki algı biçimiyle. Biraz önce söylediğiniz gibi aslında negatife dönmüş durumda ama Amerika'ya bakıyorsunuz savcılıkla başlıyor zannediyorum değil mi seçimler? Evet. Hani bizdeki yerel seçimler gibi evet. sonra bakıyorsunuz yavaş yavaş büyüyor ve vali ve nihayet kadar... milletvekili senatör ve nihayet başkana kadar gidiyor bu sistem bu daha önce İngiltere'de de böyleydi yani zannetmeyin ki demokrasilerde bir yat kültürü yoktur partilerin bir başkanı vardır bu en kuvvetli demokrasi İngiltere'de de böyledir parti başkanı her şey demektir. E, parti başkanı başkan olduğu müddetçe evet milletvekillerinin ona muhalif konuşmak, onun fikirlerine katılmamak hakkı vardır. Ama siyasi platformda başkana karşı çıkmak, onu desteklememek e, hukuken mümkün olduğu halde o kimsenin siyasi hayatını bitirir. Öyle bizdeki gibi e, üç gün bu partide kalmış, 4 gün diğer partiye geçmiş. Ondan sonra tekrar o partiye bu mesela İngiltere gibi bir yerde hoş karşılamaz. Halbuki İngiltere'de halk hiçbir zaman bir partiyi devamlı desteklemez. Mesela 50 sene rey vermiş olan bir kimseye sorun. Kime verdiniz? Şu kadar içi Partisi'ne verdim. Bu kadar Muhafazakar Parti'ye verdim der. Asıl pek de hoşlanmazlar Avrupa'da e, politik mevzularda konuşmak hiç hoş kal. Din ve politikadan hiç konuşmaz Avrupalılar. Bizim tam tersimize. Biz de yani aile hayatını anlatır, hanımıyla yaşadıklarını anlatır ama... E, ...para e, anlatır fakat e, politika ve dinden bahsedilmesine hoşlanmaz. Bu mevzulara girenleri de beğenmezler. Bizim tam tersimizdir. Orada mesela böyledir. Çünkü... Partilerin politikaları birbirine yakındır ve insanlar e, memleketin menfaatine gördüğüne rey verir. Fakat bizde malum bu husus böyle değil. Ama yine de yine de e, demokrasilerde e, parti başkanına zıt giden bir milletvekilinin veya senatörün siyasi hayatı e, pek de e, ama, e, iyi olmaz onun için. Eleştiri yapsa da bunu kamuya açık alanlarda yapmıyorlar. Grup toplantılarında, mi? Konuşurlar, toplantılarında konuşurlar. Hususi toplantılarda konuşurlar. Hatta e, çok amansızca tenkit ederler. Yani parti başkanlarını ama e, dışarıya karşı umumi heyette yani parlamentonun toplantısında hiçbir zaman bir milletvekili çıkıp da parti başkanı söylediğini zıttını söylemez. Onun e, teklif ettiği bir kanunun aleyhinde bulunmaz. Evet. Bu iş böyledir. Ha, beğenmiyorsan e, e, sen parti başkanı olursun ve o parti başkanını devirirsiniz. Bir başkası gelir. Bu mümkün. Ama parti başkanına itaat vardır. Anglo-Sakson sistemi böyle. Osmanlı'da da bu böyle. Çünkü bizde bu biat kültürü ne kadar millet negatif mana yüklerse yüklesin çok eskilere dayanır. Bir kere biat e, en evvel bizim kültürümüzde var. Yani dini kültürümüzde de var. Bir kere e, Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanları yaratıp onlardan misak aldığını yani söz aldığını söylüyor. Nedir bu misak? Onu ilah olarak tanıdığını onun göndereceği peygamberlere bağlanacağını onun emir ve yasaklarına uyacağına dair insanlar yaratıldığı zaman yaradana bir söz vermiştir. Biat etmiştir. Hmm. Buna misak diyoruz. Misak ant. de misakı milli misak var ya. E, bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Çünkü insanların ruhları bedenlerinden çok önce yaratıldı. Bedenler sonra yaratıldı. Ruhlar ezelde yaratıldı. Herkesin ruhu şimdi yaratılmıştır. Kıyamete kadar gelecek insanların ruhu. Fakat bedeni yaratıldığı zaman e, haber verir... Git ana rahminde ...dört e, aylık olunca cenin Ruh gelir, emir edilen bedene girer. Şimdi ruhlar dünyaya geldikleri zaman bu verdikleri sözü ya unuturlar ya hatırlarlar. Hatırlayanlara mümin derler, hatırlamayanlara mümin değil derler. Unutmak. Çünkü misak verdi ruh. Yani Rabbin azameti yani karşısında. bildiği bir şeyle geliyor değil mi? Rabbin azameti karşısında hayır ben kusura bakmayın. Beni siz yarattınız ama ben sizi diyemez ruhlar. Ama dünyaya gelince o beden unsurları insanın hafızasını biraz zayıflatıyor. Böyle bir husus var. Her peygamber kendisine iman edenlerden biat almıştır. Çünkü peygamber her şeydir Allah'tan sonra. Peygamberin emrettikleri Allah'ın emri gibidir, yasak ettikleri Allah'ın yasağı gibidir. Ona söz vermek icap eder. Bir insan kendi iradesini peygamberin iradesinin önüne koyamaz. Onun için Hazreti Peygamber kendisine iman edenlerden biat almıştır. Bu biatlar çok meşhurdur. Hele bunlardan iki tanesi, bir ve ikinci akabe biatları. Hudeybiye'de bütün inananlardan aldığı biat, biat-ı Rıdvan çok meşhurdur. Akabe biatlarında Medine'li Müslümanlar Hazreti Peygamber'e geldiler dediler ki biz size biat ediyoruz. Sizi koruyacağımıza söz veriyoruz. Gelin Medine'mine vereye bizim devletimizin başına geçin. Medine küçük bir site devleti. Biz size tabi olmaya söz veriyoruz. Siz de bizim haklarımızı Bir devlet başkanına koruyacaksınız. Buna akabe biyatları denir. Bu çok enteresandır. Çünkü e, devletlerin kuruluşundaki biyat teorisi, Jean-Jacques Rousseau'larla, Montesquieu'larla ortaya çıkmıştır. Yani e, teba, vatandaşlar hükümete, hükümdara, krala, neyse artık söz veriyor devlete. Diyor ki, biz sana itaat edeceğiz koyduğun kanunlara. Karşı gelmeyeceğiz. Vergi vereceğiz. işte Askerlik yapacağız. Fakat sen de bizim insanlık itibariyle mevcut bulunan haklarımızı koruyacaksın. Yani bizim mal, Can, ırz, çalışma vesaire vesaire hürriyetimize engel olmayacaksın. Karşılıklı bir söz verme. Buna sosyal kontrat deniyor. Ee, so sosyal mukavele. Şu anda da aslında hepimiz bu aslında, devlette yaşıyor şey olmakla tabii, değil mi? Bir söz vermiş oluyoruz vatandaşı aslında tabii. olmakla. Yani işin özünde yani devlet ve vatandaş arasındaki münasebetin özünde bu söz vardır. Hı. Zaten anayasa ne demektir? Anayasa işte bu sözün mukavelesidir. Anayasada temel hak ve hürriyetler yazılıdır. O temel hak ve hürriyetler şu demek devlet bunları tanıyor ve koruyacak demektir. Başında da devletin işleyişi vardır. İşte anayasalar aslında cemiyetle devlet arasındaki bu mukavelenin, bu biat sözleşmesinin yazılı, yazılı halidir. Yazılı olmayabilir. Nitekim evet. Anglo-Saksonlarda evet. e, yazılı yani. anayasa yok. Amerika'da çok az madde var. Hı hı. Yani demek ki az bir sözle yetiyor. Anglo-Sakson kültürü eski şark kültürüne yakındır. Verilen söz çok mühimdir. Şimdi tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Bunlar yazılı olanlar bir de günlük hayatta yazılı olmayan birbirimize verdiğimiz sözler var ki bir takipçi de bu konuyla ilgili soru sormuş diyor ki mesela insanlar hacca giderken emanetlerini kimlere bırakıyordu ve o insanlar o dönemde vasiyet yazıyorlar mıydı o da bir söz. Evet tabi şimdi e, cemiyetin hayatı söz üzerine kurulu çünkü e, insanlar beraber yaşamaya muhtaçlar fakat aynı zamanda insanların e, sözünü tutmayacağı yalan söyleyeceğine dair de bir tabiatları var. E, nitekim Adem Aleyhisselam cennetteyken şeytan ona geldi dedi ki ee, siz dedi bu meyveden e, yemekle yasaklandınız bundan değil. Bunu yerseniz ebedi cennette kalırsınız. Adem Aleyhisselam o zamana kadar yalan nedir bilmediği için bu söze inandı. Bu onun cennetten çıkarılmasına sebep oldu. Demek ki evet bunu işleyen şeytan da ama ilk günahlardan bir tanesi yalan. Düşünün Adem Aleyhisselamın tasavvur etmediği, bilmediği bir e, günahtı bu. Şeytan onu yaptı. Demek ki bir yalan üzerine kurulmuş dünya hayatı var. Dolayısıyla insanlar da kanmak, kandırılmak. E, kanmak ve kandırılmak üzere. E, insanlar eğer karşısındaki kişiyi kandırabileceklerine kanaat getirirlerse bu ister politikacı olsun, ister sıradan bir çocuk olsun hiç fark etmez. Kandırıyor. Kandırılmaya müstahak olanlar kandırılıyor. Ama bu e, insan ahlakının en kötülerinden birisi olarak. Kandırmak. E, kandırmak, yalan söylemek. Nitekim Hazreti Peygamber'in müteahhit hadis şeriflerinde bir Müslüman da her türlü suç, kusur, kabahat olabilir. İnsanlık itibarı fakat yalan olamaz. Çünkü yalan esas itibariyle insanlık haysiyetine aykırı bir şeydir ama en çok işlenen günahlardan Hayır. bir tanesi de maalesef yalandır. Kur'an-ı Kerim'de e, yazıklar olsun yalan söyleyenlere der. Yani onların sonu çok kötüdür. Bu yalan çok geniştir. Yani Allah'ı inkar etmekle başlar. Size verdiğiniz sözü inkar, uhdenizdeki emaneti inkar, mükellefiyetlerinizi inkara kadar Devam eder. Ee, en büyük e, günahlardan, ölümcül günahlardan bir tanesi, yedi büyük günahtan bir tanesi yalancı şahitliktir. Ee, yani gördüğünün hilafına, bildiğinin hilafına söz söylemektir. Hal böyleyken cemiyette nasıl bir düzen kurulmuş? Tabi dinler, ez cümle İslamiyet yalanın üzerinde esaslı bir şekilde durduğu için e, İslam cemiyetinde yalan her zaman e, en aşağı insan hasreti olarak görülmüş. Yani bir adamın içki içmesi. Adam öldürmesi, birini dövmesi gü günahtır. Hı hı. Ama o bile yalan kadar yüz kızartıcı değildir. Yalanın çok adi, çok aşağılık yani e, bir insana yakışmayacak vasıf olduğu herkese her yalan için mi geçerlidir diye sormak istiyorum. Bununla ilgili bir soru var çünkü diyor ki yani günlük hayatta yalan söylemeyen yok gibi neredeyse ama adam öldürmek dediğinizde bu böyle biraz Doğru, daha Doğru ama işte kolay yalan söylemek. Yalan söylemek kolay olduğu için zararı da daha fazladır. Ve... Mesela dedikodu, dedikodu elbette ki küçük günahtır. Ee, adam öldürmek büyük günahtır. Veya içki içmek büyük günahtır. Ama zararı dedikodunun Adam öldürmekten daha çocuğu Adam dediğiniz gibisin kaç kişi öldürür? Ama dedikodu kanser gibidir. Aynı şekilde yalan. O da öyledir. Küçüğü büyüğü Peygamber Efendimiz zamanında bir kadın sokakta oynayan çocuğunu çağırmak için ceviz vaat etti. Hazreti Peygamber buyurdu ki çocuk gelseydi cevizi verecek miydin? Yok dedi ya Resulallah. Kandırmak için söyledim. İşte bu da yalandır buyurdu. Çocuğu kandırmak için. Ne i̇şte, kadar detayı var aslında. Detayı var. Yani orada belki niyetiniz iyi çocuk sokakta kalmasın eve gelsin diyorsunuz Şimdi ama şöyle, ona rağmen tabii, tutamayacağımız tabii, sözler tabii demek yalanın ki. yalanın da dereceleri var. Şimdi pembe yalanlar diyorlar veya beyaz yalanlar diyorlar ama tabii yalanın dereceleri var. Şimdi yalanın elbette ki yalan olmaktan çıktığı daha doğrusu kabahat olmaktan çıktığı haller de var. Yani öyle yalanlar vardır ki o yalanın. Doğuracağı fayda çoktur, zarar hiç yoktur. Mesela nedir? Karı koca birbirine küsmüşler, kavga etmişler, aile geçimsizliği var. Bunların arasında yalan söylemek, hı hı. bu o, yalan sayılmıyor çünkü burada maksat evliliği kurtarmaktır. Veya iki e, arkadaş birbirine küsmüşler ya geçen onun yanından geldim seni övüyordu. O, o, da ona ay çok pişman bir köle değil. Bunları birbirine yaklaştırmak böyledir. Veya bir hediye gönder bunu sana o gönderdi. Bunlar yalandır ama böyle. Bir de savaşta düşmana karşı yalan söylemeyi mesela bizim dinimiz ve kültürümüz yalan olarak görmez. Çünkü düşmana karşı her türlü e, doğruyu söylemeniz beklenemez, beklenemez. Ha, ama mesela şu vardır. Ahit yaptıysanız anlaşma düşmanla bu anlaşmayı haber vermeden bozamazsınız. Bir gece mesela gizlice basalım. Aa abi sen anlaşma yapmıştık. Hani mütareke yapmıştık sizden. Bu yok mesela. Bu da bu da caiz değil. Ama savaş sırasında yalan söylemek, savaş cereyanı sırasında buna izin verilmiş. Bir de hasta başında galiba. İşte eskiler buna Hı -hı. bunun tabii çoğaltmak mümkündür. Dürü maslahat amiz bi ez rastı fitne engiz diyor şair. Yani e, iş bitiren bir yalan evladır fitne çıkaran doğrudan. Şimdi doğruyu söylerseniz fitne çıkacak. insanlar fitneye duçar olacak. Ortalık karışacak. Günah işlenecek. Ama yalan söylerseniz hiçbir günah doğmayacak. Bunun ölçüsünü şöyle koymuşlar eskiler. Bu yalandan size gayrimeşru bir menfaat geliyor mu? Hmm. Bu yalandan karşı tarafa maddi veya manevi bir zarar geliyor mu? Kıstas ölçüt budur. Eğer siz bu yalanla bir menfaat ummuyorsa tamamen uhrevi bir menfaat umuyorsanız işte iki insanı barıştırmakta olduğu gibi veya tersi yani karşı tarafa bir zarar vermiyorsunuz o zaman bu yalana yalan demiyorlar. Ee, yalan söylemek mecburiyetinde kaldığınız zaman tariz yaparsınız. Bir e, dostunuz sizi yemeğe çağırdı. Aa, baktınız yemekte sizin sevmediğiniz bir yemek var. Ben bunu yemem deseniz, sevmem deseniz üzülecek. Ben yemek yedim dersiniz. Tabii yemek yemediniz. Hı hı. Yani Ama yemek mı? öğlen yedim kastederek. Hmm. yalan değil. Kaç tarafı kırmamak, incitmemek için öğlen yedim. Veya bir adam birini dövmek için arıyor. Adamcağız kaçtı size sığındı. Burada mı diye sordu. Siz de elinizi masaya vuruyorsunuz. Burada değil. Hmm. Burada değil zaten. İçeride. Evet. Çünkü adamı dövecek. Haklı veya haksız yani bir kimseye dövme şimdide, hakkı evet, Mesela bunlar buna tariz derler. Buna tariz derler. Şimdi gelelim cemiyette evet bunlar var ama cemiyette bir kere yalan söylemek hele hele verdiği sözü tutmamak çok aşağı bir husus. Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçer. Sözlerinize uyunuz, ahitlerinize uyunuz, yeminlerinizi yerine getiriniz. Anlaştığınız zaman mutlaka onu yerine getiriniz. Kişi birbirine bağlandığı zaman söz biter. Söz kılıç gibidir. Yani söz verdim dendi mi iş biter. Ben çok bunun şahit olmuştum eski insanlarda. Mesela sonradan pişman olsa bile bir kere söz verdim. Evlenme dahil bir kere söz ağzından verdi çıktı, e, Ağzından çıktı. Ağzından çıktı. Benim bir haysiyetim var deyip de sözüne riayet eden çok insan, çok e, şahit vardır. Eskiler sözü senet kabul ederlerdi. Zaten yazı yazmayı bile onlar ayıp kabul ederlerdi. Ne demek yani? Söz söylüyor. Söz söyledi mi şahide falan ihtiyaç yok. Hatta mesela deseniz ki sen bana 100 lira e, borçlusun söz verdin. Böyle olmasa bir adam çıkartır verirdi. Ki yani yalan bile sözde karşı taraf... ...sözün Cendisiyle ehemmiyeti. Kendisiyle ilgili... ...yanlış evet. imajda olmasın evet, diye. Evet, onun için... ...cemiyet, tabii diyeceksiniz ki bu... ...ama cemiyet bunun üzerine duruyor. Çünkü cemiyet... E, ...insanların birbirine muhtaç... ...olmasını tazamun eder. İnsanlar birbirine muhtaçtırlar. Şimdi aslında tam da takipçimizin sorduğu soruyla bağlayalım. Çünkü insanlar eskiden belki... E, ...bu kadar birbirlerine... Hani ...günlük hayat içinde evet ama daha büyük... ...sözlerine belki ihtiyaç duymazdı. Yani senet imzalayacak evet. ya da sözleşme yapacak... ...bazı durumlar var. Mesela hacca gidenler, ticaret Hı. yapanlar... ...özellikle de uzak yerlerle ticaret yapanlar... E, ...paranın ya da altının değerli eşyaların taşınmasının zor olduğu bir evet. dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde özellikle hacca gidenler için... Şimdi içinde... hacca gidenler tabii düşünün Anadolu'dan gidiyorsa en az iki ay. Hatta üç ay bir kere burada yok. Bunun geride tabii ailesi var. Ailesi elbette onun envalini muhafaza eder. Fakat... Altın, para vesaire senetleri e, kime bırakacak? Herkesin güvendiği, ettiği insanlar vardır. Onlara bırakır. Buna dair çok hikayeler ve menkıbeler vardır. Hacc'a gitmiş, bırakmış, geldiğinde e, inkar etmiş. Diyeceksiniz, ha hani inkar etmiyordu. Şimdi bir şeyin anlatılması, onun yaygın olduğunu göstermez. Yani bir takım hikayelerde, aa eskiden böyle şey de olur muymuş denilen şeyler anlatılıyor ya. O onun yaygın olduğunu göstermez. Nadir olduğunu gösterir. Nadir olduğu için insanlar bunu anlatmışlar. Şaşırmışlar çünkü. Mesela emanete hıyanet etmiş, inkar etmiş. Hayır bana öyle bir emanet vermedin demiş. Buna dair hikayeler vardır. E, dini veya ahlaki hikayeler. Evet, güvendiği kimseler vardır. E, bedestene bırakır. Her e, büyük şehirde bedesten var. Şimdiki kiralık ka kasaların muadilidir. Ama anahtarı ne yapacak? Anahtarı yanında götürse kalır. Pek çok öyle hikayeler var. Adam gitmiş, götürmüş. Yıllar sonra ortaya çıkmış. Veya yine şuna daha çok hikayeler var. Adam emanet etmiş malını yıllar sonra e, dönmemiş, dönememiş. O adamcağız da oradan ayrılmış. arıya arıya o emaneti yerine getirmiş. Mesela bir misal vereyim. Bosnalılar vaktiyle Osmanlı devletinden gelir, İstanbul'da alışveriş yaparlardı. Tahta karede, kumaş veya vesaire. Götürüp orada satarlardı. Daha sonra biz Avusturya ile harp olunca aradaki irtibat kesildi. Avusturya Bosna'yı işgal etti ve artık Bosna'ya gitmek ve Bosna'dan gelmek mümkün olmadı. Ondan sonra biz Bosnalılarla anlaşma yapış şey, Avusturyalılarla, Avusturyalılarla anlaşma yapınca artık Bosna'nın işgalini tanıdı Osmanlı hükümeti... ...iddiat ve terakki zamanında... ...ve Bosna yolu açıldı. Bosnalılar... ...çıkıp geldiler... ...dediler ki ben Felancan'ın oğluyum... ...size şu kadar borcu vardı onu getirdim... ...ben Feşmekancan'ın kardeşiyim... ...abim öldü size... ...ben Felancan'ın ee, işte komşusuyum kendisi yaşlı gelemiş size şu kadar borcu var Bosnalılar 40 sene 30 sene sonra 78 bin 30 sene sonra belki 40 35 sene borçlarını sonra o borçlarını tabii o zaman altın gümüş para değer kaybı da yok tahta kaleler artık bundan ümidi kesmişlerdi bu Bosnalıların sahtekarlığı değil çünkü hudut kapandı evet, artık yani im imkansız arada başka devlet Sırbistan'a nasıl gelecekler Yunanistan Bulgaristan ve o zaman. Meşhur abi de Ab Abut e, Ahmet Abut Bey var. Hanı vardır <laughs> sirkecide. O ticaret odası reisiydi. Diyor ki bu Bosnalılar için diyor Bosna muhacirleri için ben bir fabrika kuracağım. Ben böyle bir şey görmedim diye insan bu kadar mı sözüne sadık olur ve Karamürsel Kumaş Fabrikası İstanbul'da o işte Bosnalı muhacirler çalışsınlar diye onların işçiler çalışsınlar diye kurulmuş. E, tabii e, Bosna'da zenginler de oraya para koymuşlardır ama öyle kurulmuştur. Yani söz senettir eskilerde. E canım ki nereden bilecek? Nasıl alacak? O mahkeme mi yok? Şahit var. E, Allah görüyor. Ayrıca ya tabii aslında hepimizin temelde yaptığımız her davranış için Kendimize söylememiz gereken şey o. Siz görmüyorsunuz ben görmüyorum diğeri bilmiyor belki unutuldu ama bunların hepsinin aslında evet. yazılı olduğu ve evet. hesabını vereceğimiz bir evet. yer İnsanın var. kalbinin dışında bir nigahban var cemiyet. Cemiyet bir insanı yaptığı ahlaksızlıklar sebebiyle aforoz ederse bu bir insan için en büyük yıkımdır eskizen için. Şimdi kimsenin öyle şeyden umuru yok ama bir ikincisi bir de kalpte bir eee yani jandarma var. O da Allah korkusudur. Hı. Yani kimse görmese bile Allah görüyor. Eski insanların hayatını tanzim eden budur. Yani el ne der? Şimdi bunu ayıplıyorlar ama mahalle baskısı diyorlar şimdi. Ama bu orada. mühimdir. El ne der? El olmasa insanlar neler yapar ve iç insanın içindeki Allah korkusu hele ikisi birden varsa zaten o insan iyi ve faydalı bir insandır. Kısa bir araya gidelim Sonra hay, hay. tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi söz senettir. Evet. Bu bizim e, deyim olarak hala hayatımızda. Evet. Ama uygulamada nerelerde kaldı? Nasıl kaybettik? Biraz ondan konuşalım. Evet. Evet. Şimdi e, cemiyet küçük. Herkes birbirini tanıyor. Ee, bunlar bir kere biraz evvel söylediğim gibi cemiyet içinde cemiyetin nizamına aykırı o çarkı sarsıcı bir hareket yaptığınız zaman cemiyet sizi dışlıyor. Eskiden cemiyetin için her insan cemiyetin içinde kıymet ifade ediyor. Tek başına yaşaması mümkün değil. Cemiyete aykırı bir şey yaptığı zaman, cemiyette dışlandığı zaman, bir yafta yapıştırıldığı zaman o kimsenin yaşaması zor olur. Yani mesela verdiği söze uymazsa, yalancı çoban hikayesi çok meşhurdur. Verdiği söze uymazsa cemiyet onu dışlar. Artık kimse sözüne itimat etmez. O kişinin siyasi hayatı biter, şey ticari hayatı biter. O kişinin sosyal hayatı biter. O kişinin evlenmesi. Yani her şeyi... E, Olumsuz etkiler. Evet. Onun için insanlar en azından kalbinde Allah korkusu yoksa bile... E, mahalle baskısı yüzünden bunu yaparlar. E cemiyete din hakimdir. Din ise en çok neye ehmiyet verir dedik? Söz verdiği sözü tutmaya. Ki münafıklık alametidir söz verip tutmamak. Münafıklık alametidir. E, ve e, yalan söylemek, yalan yere yemin etmek. Bunlar cemiyete çok aşağı görülen yüz kızartıcı fiillerdir. E bu da... E, ...Allah korkusu olan... ...hayatını dine göre tanzim eden insanlar için bir şey... ...onun için... E, ...bir de tabi yazı şimdiki kadar yaygın değil... E, ...yazı yazmak, altına... ...mühür koymak... E, ...ben senin sözüne itimat etmiyorum manasına gelir... ...onu da yapmaz eski insan, eski terbiye... ...hatta dediğim gibi zarara razı olur... ...yine bunu yapmaz... E, ...her zaman şahit koşmak mümkün değil... ...fakat Kur'an-ı Kerim insanların tabiatını... ...çok iyi bildiği için... ...Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti kerimesi... ...bir sayfa sürer, en uzun ayeti kerimesi alışveriş üzerinedir. İşte alışveriş yaptığınız zaman sözlerinizi tutun. Yalan söylemeyin. Verdiğiniz şeyleri yerine getirin. Tamam güzel. Mümkünse akit yaptığınız zaman iki tane şahit tutun. Yani her şeye rağmen evet. diyor ki birbirinize güvenin ama bu evet. arada hatta yazın. Boşlandığınız zaman diyor vadeli boşlandığınız zaman bunu yazın diyor. Yazı yazmayı bilmiyorsanız birine yazdırın diyor. Katibül Adil diyor. Onun için noterlere katibül Adil derler. Bu bu, bu da enteresandır. Bu emir değil, tavsiye. Fakat zaman içinde öyle bir tavsiye olmuş ki... ...cemiyet tefessül ettikçe, dejenere oldukça... ...hakikaten e, hatırdan çıkıyor, satırdan çıkmıyor. Bazı insanlar unutuyor, bazıları hain. Sadece bizim kültürümüz için değil, dünyaya mal i̇çin olmuş. Dünya için. Onun için cemiyet ne kadar kuvvetli olursa olsun... ...evet söz senettir, evet söz ağızdan bir kere çıkar... ...evet yazılı olmasa da öyle... ...ama insanlar e, böyle değiller. İnsan tabiatı. E, Onun için belli bir zamandan sonra artık... ...ne yaparsan yap... Senet yaz, şahit koş. Bu çok mühim. kaç tarafı da incitmeden ona olan itimassızlığı hasıl etmeden bu da bizim kültürümüze girmiş. Ama verilen sözü tutmak e, eski insanların şiarıdır. Mesela İmam Azze ve Bani Hazretleri'ne halife fetva vermeye yasaklamış. Bir sebepten. Siyasi bir sebepten. Hanımı gelmiş bir sual sormuş. Demiş bana sorma ben halifeye söz verdim. <laughs> İlahi demiş. Hamma da sor. Oğluma sor o da bilir demiş bunu. Demiş bir halife seni nereden görecek? <laughs> ...Allah görüyor... ...yani halbuki halifenin böyle bir... ...söz verdirmesi bile yanlış... ...nedir bir alime sen nasıl... E, ...işini yapmaya mani olsun bu insanların ihtiyacı var... ...ama bazı siyasi karışıklıklar oldu... ...İmam Ebu Hanife'ye töhmet geldi... ...İmam Ebu Hanife o töhmetten kurtarmak için... ...sen bir müddet... ...kimseye fetva vermeyeceksin... ...o da tamam dedi... Enteresan bu insanların... Biat tayları. dediğimiz bu i̇şte aslında biat, değil evet. mi? ...yani beğenmese de halifeyi... ...hoşlanmasa da yaptığında... ...verdiği söze... Sadık kalıyor. Sadık kalıyor. Bu eski insanların şiarı. Ama işte bu insanlar böyle yüksek oluyorlar. Verdiği sözü dinlemek. Tabii biat sözü e, eski bir söz. Bey, satıştan geliyor aslında alışveriş. Bir şey sattığınız zaman söz veriyorsunuz. Artık ondan sonra ondan dönemezsiniz. Yani ben sattım dedim ağızdan bir kere çıkar. Sattım. Ve artık ben vazgeçtim yok. taraf razı olursa vazgeçebilirsiniz. İşte bunu yaparken de eskiden e, el tutuşulurdu. Hmm. Yani hatta Anadolu'da hala mesela hayvan hmm. falan alırken Biz Kurban et Kurban Bayramı'ndaki evet. haberlerde görüyoruz... Bir tek orada kaldı yerlerde. böyle sallıyor 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 safka hatta el demek yani. Sallıyor sallıyor sallıyor. İşte o e, çok eski kültürlerde söz vermenin alameti. Bunu herkes görüyor böyle salladığını dışarıdan. Farklı bir davranış, duymasa bile ne dediğini evet sözleştiler belli. Onun için e, bey, at, bey at beyat söz vermek demek ve buradan geliyor. Zamanla artık e, beyat Siyasi bağlılık manasına gelmiş. Şimdi devlet kurulduğu zaman, e, anlattık önceki e, kısımda, e, teba bir söz veriyor, hükümdar da ona bir söz veriyor. Böylece e, teba hükümdara biat ediyor. Bu bizim kültürümüzde var, İslam kültüründe var. İslam kültüründe mesela Halife Ebu Bekir böyle seçilmiştir. Eshab-ı Kiram'ın bir kısmı toplandılar ve aralarından Hazreti Ebu Bekir'i seçtiler. Hazreti Ebu Bekir yerine Hazreti Ömer'i seçti. Ona bu hak var ama insanlar da Hazreti Ömer'e biat ettiler. Hazreti Ömer de... Seçilmekle kalmadı aynı zamanda yani onaylandı bağlılık, değil mi? Buna bağlılık biatı derler. Seçim biatı değil de bağlılık biatı derler. <laughs> bir seçim biatı var Hazreti Bekir'in seçildiği gibi. Şimdiki de demokratik seçimler gibi. <laughs> bir de bağlılık biatı. Bu bağlılık biatıdır işte. Bağlılık biatıdır sana söz verdik. Ve inanın e, İslam tarihlerinde çok geçer. E, bağlılık biatını insanlar bozmazlar. Ben ona biat ettim. Bu biatı boynumdan kaldırmam diyen çok insan var. Peki isyanlar? İsyanlar biat etmeyenler veya işte biatına verdiği sözden, verdiği sözden dönenler. E, dönenler. Bunlar da biliyorsunuz verdiği sözden dönünce hemen ona nice teviller bulur. İşte o söz söylediği o söz böyle. Hatta benim çocukluğumda ayağını kaldır e, söz verirken evet. halbuki böyle bir şey yok. Ayağını kaldırmak elini şöyle, parmağını şöyle bükmekle verdiği söz batıl olmaz. Söz ağızdan çıkar. Yani yazılı da olur bu, sözlü de olur. Fark etmez. Bu biat kültürü İslamiyet'te var. Peki eski Türkler'de Eski Türklerde de var. Evet, eski Türklerde hükümdar belli bir aileden oluyor ama hakan. Hakanın seçimi mi? Bazen hakan seçimle geliyor. Çünkü mesela hakan ölüyor. Yerine de kimseyi bırakmamış. Çocukları var, kardeşleri var. Onlardan birini Beyler seçiyorlar komandanlar, İşte bu seçim bir yatır. Burada da enteresan mesela aynı aileden birini seçiyorlar, evet. çocuklarından o, ya da kardeşlerinden birini. Yani o, aslında aileye olan söz evet. verilen söz tutunmaya devam Şimdi ediyor. Şimdi şöyle e, eski Türklerde bu aile, işte e, bazı tarihçilerin açına oğulları kurttan türemişler dediği aile, gök Türk ailesi yani gökten türemiş aile e, Allah tarafından kendilerine kut yani manevi hakimiyet bereket verilmiş aile demektir. Allah bunları seçmiş. Bütün aile katliam olunduğu zaman bir hizmetkar tarafından kaçırılıp ormana bırakılan küçücük bir bebek bir kurt dişi kurt tarafından emzirilmiş. Bu nedir? Kurt parçalar çocuğu, parçalamamış. Demek ki Allah tarafından korunmuş. Bir kurdun bile emzirdiği çocuk demek ki Allah tarafından seçilmiştir. O zaman şey bunun e, ailesine aittir. Ama her erkek eşit hak sahibidir. Kim olacak? İşte o da beyler devreye giriyor. Demokratik birisi. Ha, bazen Hakan yerine büyük oğlunu falan. Bazen de, bazen de hiç bunu da yapmıyor. İç savaş çıkıyor eski Türklerde. Ya da bazen kardeşler bile daha küçük olanın daha mahir olduğunu, evet. bu, bu konuda Tabii, bazen olduğunu görüyorlar. Bazen nadiren ve... diyorlar veya memleketi bölüşüyorlar. Eski Türklerde var bu. Her e, prens bir yere vali gibi oluyor. Bu da küçülmek anlamına geliyor. Bu da küçülmek ve yutulmak manası. Hmm. İşte Osmanlılar bunun için şehzade idamlarını bir acı tedbir olarak getirmişler. Memleket bölünmesin, dirlik elden gitmesin diye. Şimdi eski Türklerde Hakan'ı, Tahta çıktığı zaman böyle bir kalkanın üzerine koyarlar. Kırmızı elbiseler giydiler. Kırmızı e, hanedan rengidir. Hı hı. Bizim bayraktaki renk de oradan geliyor. Bi, bi, dolaştırırlar. Bu bağlılık biyatıdır. Hakan'a söz verme. Artık Hakan'a söz verdikten sonra ondan hulu hul, hul, half etmek, geri dönmek mümkün değildir. Ve her sene bu biyat toplantıları yenilenir. Eğer bu boy beylerinden bir tanesi ilkbaharda yapılan toplantıya gelmezse... ...Hakan'a karşı biyatını kaldırdığı manasına gelir ve bu isyan olarak... ...vasıflandırılır. Onun için ilk ilkbahar... ...toplantısına bütün boy beyleri... Gelmek. E, ...gelirler. Kendi hasta olur da gelemezse veya... ...birini mutlaka yerine gönderir... ...vekil olarak. bize bu ziyafetlere... ...vekil gönderme adeti de buradan geliyor. Yani ben gelemedim ama... ...sana karşı bir kırgınlığım... ...protestom yok. Bak oğlumu gönderdim. Hı hı. Bak işte yerime vekilimi gönderdim gibi. Eski Türklerde de bu devam etti. Mesela Osman Gazi. Yine aynı aileden... ...geliyor. Gökten türemiş aile. Ama artık farklı bir hususiyet var. E, artık Müslümanlık var. Buna rağmen mesela Ertuğrul Gazi boy beyiydi. Vefat ettiğinde amacası olduğu halde Osman Gazi'yi beyler seçtiler. Boy beyleri. Ama burada artık ahi şeyhleri. Ahi şeyhleri lonca liderleridir. Yani bugünkü esnaf odalarının başkanı ama o zaman çok güçlü onlar. Şöyle düşünelim iş dünyası, sermaye çevresi diyelim. Onlar ama onlar tabii aynı zamanda birer tasavvuf erbabıdır. Bunlar Osman Bey'i seçtiler. Osman Bey vefat ettiğinde iki oğlu, büyüğü dedi ki küçüğüne, Orhan'a, sen dedi daha iyisin dedi silah falan. Bu işte mahirsin. O da alimdi. Sen dedi hakan ol, ben vezir olayım. Bunun tarihte çok benzeri fazla yoktur hı hı. yani böyle bir fedakarlığın. Mesela Murat Hüda Kosova Sahrasında şehit düştüğü zaman hemen kumandanlar, beyler, vezirler oğlu Şehzade Bayezid'e biat ettiler. Şehzade Bayezid'den sonra Çelebi Sultan Mehmet vefat ettiği zaman hemen Sultan II. Murat'a çağırdılar. Hemen o biat ettiler. Yani bu biat merasimi... Bu aslında boşluk bırakmadan hemen evet. e, devletin devamını evet. sağlamak açısından önemli. Evet. Hemen Emir Sultan mesela geldi. Çelebi Sultan Mehmet'i Sultan Murat'a biat etti. Böyle böyle devam etti. Hatta mesela taht. On iki tane darbe var. Taht, padişah tahttan indirilmiş malum. Bunlardan mesela iki tanesini biliyoruz. Mesela Sultan Üçüncü Ahmet, lale devri padişah. Tahttan indirildiği zaman yeğeni Sultan Mahmud'u çağırdı. Ona biat etti padişah sıfatıyla. Hiç yani şey olmasın, onu e, padişah yaptı. Yine Sultan Üçüncü Selim tahttan indirildiği zaman amcasının oldu Sultan Dördüncü Mustafa'yı getirdi ona biat etti. İlk biatı Kendisi. o yaptı. Osmanlılar'da bu biat merasimleri eski Türklerdeki gibi çok ihtişamlı olurdu. Abbasilerde de böyleydi. Abbasilerde de halifeye biat edileceği zaman o, o merasimler yapılır falan. Osmanlılar'da da böyle herkes güzel elbiselerini giyer. Padişahın altın kaplama bir tahtı var. Onu çıkarırlar e, Topkapı Sarayı'nda. Onun önüne oturur. İşte önce Nakib-i Eşraf gelir. Hazreti Peygamber e, soyundan gelenlerin mümessili. Sonra Şeyhülislam, sonra vezirler sırayla e, resmi elbiseleriyle padişaha biat ederler. Biat önce el sıkmayla olurdu. Sonra eteklemekle oldu. Padişahın eteğini alıp öpüp başına koyma. Sonra bir adet getirdiler. Padişahın tahtına büyük bir saçak örtüyorlardı. Bu saçağın da püsküllü, sırmalı. ...işlemeli... İşlemeli kenarı var. O kenarı saray mabeyince saray müşiri mesela Gazi Osman Paşa, Fuat Paşa elinde tutuyor. Padişah önüne gelip de biat eden o saçaktan öpüyor. Hı. ...Sultan Reşat tahta çıktığı zaman... E, ...demişler ki biz saçak öpmeyiz... ...biz demişler meşrutiyet devriyiz... ...Ahmet Rıza Bey o zaman... ...jöntürk saçak öpmeyiz... ...şöyle gelmişler askerce bir selam verip geçmişler... ...padişah da fazla aldırmamış... ...yani e, büyütmemiş meseleyi... ...Rıza Tevfik diyor ki... ...saçak öpme, öpmeyenler... ...secde ettiler asi bir zabitin... piskülaha. hanı... ...sonra jöntürkler Hı. geldi... ...yani öyle padişah siz saçak öpmediniz ama... Sonra ...neler neler... ...ipraçlardan neler, e, neler yediniz... ...manasının çok meşhur bir şeydir. Bu biat merasimi Osmanlı Devleti'nde her padişah tahta çıktığı zaman icra edilen çok mühim bir hadise. Ve bu biat merasimi her ne kadar bağlılık biatı da olsa çok ehemmiyet verilmiş ve mutlaka icra edilmiş. Hatta iki padişah böyle merasimli değil. Bir Sultan V. Murat ki biliyorsunuz Sultan Abdülaziz in tahttan indirildiği zaman sarayda değil harbiye nezaretinde. Ve yine Sultan Reşat, Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği zaman yine bir darbe. Yine harbiye nazaretine biat için böyle tantanalı olmadı ama yine biat oldu. Yani darbeciler bile yeni padişah için hemen bir biat merasimi Aslında yaptılar. Aslında padişah ve ailesinin toplumsal kabulünden kaynaklanan evet. bir şey. Evet. Kendisine biat edilmiş, sadakat sözü verilmiş kimse demektir ve bu eh ehemmiyetli. Yani sözün ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor bu. Ben ona sadakat sözü verdim. Ben ona bu sözü verdim. Bu sözümden dönemem. Cemiyet bunun üzerine kurulmuş İnsanlar bu sebeple rahatça alışveriş yapmışlar. Yoksa verilen sözde durmazsa insanlar hı hı. cemiyette nasıl bir nizam kurabilirsiniz? Nasıl bir ticaret olabilir? Babadan oğlu mı geçer söz? E, Tabii. Baba, babanın sözü evladın sözüdür. Hatta cahiliye devrinde bile var. E, e, mesela cahiliye devrinde Müslümanların düşmanı olanlar harplerde öldükleri veya öldürdükleri zaman çocukları babamızın size borcu vardı deyip mesela borcu ödemişlerdir. Madem ki söz verdi, söz bir kere çıkar. Hı. Yani o bizim kültürümüzde babanın vermiş olduğu söz borç evlada geçer. Zaten şöyle bir hukuki ciyeti de var. Eğer bir alışveriş borcuysa bu zaten o terekeye yani mal varlığına bağlıdır. Biraz evvel bir dinleyicimiz de sormuş vasiyet meselesini. Hı hı bir kimse öldüğü zaman diyelim ki hayatında bazı sözler vermişti. Bu sözler tabii kendi tutabileceği sözler var, tutamayacağı sözler var. Tutamayacağı sözleri eğer bir zaruret sebebiyle tutmamışsa mazurdur. Ama bile bile tutmamışsa elvadük et Söz vermek boş gibidir. Bu eğer mala tahallük ediyorsa, mesela ben şunu satacağım, edeceğim, bu geçersiz. Ama bir şey satmış fakat daha teslim etmeden ölmüş. Artık babamız öldü kusura bakma, avucunu yalarsın. Veya babanın 100 lira borcu var, öldü kusura bakma o babamın borcuydu. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Hukuken de zaten böyledir. Ya da e, diyelim ki toplumda ölenlerin arkasından para istediğini, borcu vardı bana deyip ev ev evet. gezdiği bilinen insanlar var. Mesela ben çok vasiyet gördüm. Vasiyette şöyle yazıyor. Diyor ki, benim diyor, müspit bir borcum ortaya çıkarsa terekemden ödensin. Ne demek müspit borç? Yani senetli, şahitli. Hı hı. Müspet olmayan bir borcum ortaya çıkarsa yani birisi derse ki ben falanca bana şu kadar borç duydu... Bunu da büyük oğlum ödeyecektir. Şimdi hmm. bak ona taahhüt vermiş. Oğlum sen ben babamdan babandan alacaklıydım diyene şahit senet sorma. Borcumu öde ya borçluysa. Hmm. ...ya borç de bilmiyorsa. Kendisinin de bilmediği bir borcu olabilir. olabilir. <laughs> öde demiş. Ben bunlara ödeme çok hayret etmiştim. Yani normalde tamam müspit borç ödenir... Ama gayrimüspit borç enteresan. Bunu ben çok misallerini cemiyette de gördüm. Yani insan öldüğü zaman kalbi biraz daha yüfkül oluyor. ...babasının, annesinin sözlerine karşı... ...madem annem babam böyle söz vermişlerdi... ...mesela bizim peder bir... E, ...adamcağızın arazi davasını takip etmişti... Ah, ...ahbabıydı... E, ...dava adamcağız öldükten sonra kazanıldı... E, ...adamcağızın babama sözü vardı... ...yani ücreti vekalet olarak... E, ...ahbabama mühim bir, zorlu bir işti... ...babam dedi ki yani... E, ...aramızda ne bir senet var... ...ne bir şahit var, sadece bana sözü bu... Hı. ...benim arkadaşım, ben onu zaten diyemem... Öldükten sonra çocukları... ...bizim pedere sordular. Babamız da bir şey... ...babam bunu söyledi... ...tamam dediler çıkardı verdiler hmm. yani mesela... ...ben hayret ettim. Yani mesela vermezler... ...şimdiki insanları böyle şeylere... Şimdi... ...senetli sepetli borçları bile... ...inkar ediyor inkar insanlar. ediyorlar. Demek ki... ...demek ki hala... Hatta mirası bile, mirası bile tamamen inkar, inkar ediyorlar. ediyorlar böyle Şimdi dediğim gibi bir kimsenin borcu veya sözü varsa zaten mal varlığına yerine getirir değilse çocukların bunu yerine getirmesi iyi olur ve bunun için vasiyet etmesi lazımdır. Bir kimse öl ölmeden önce mesela uh uhdesinde bir emanet var birinin mal veya bir borcu var birine Bunları, Yazması lazım. İşte böyle bir vasiyet yazmak farzdır. Mutlaka yazması lazım. Hatta mesela ibadet borçları vardır. Hacca gitmesi lazımdır. Gitmemiştir. O, oruç fidyesi vardır. Bunları yazacak. Mal varlığından bunlar ödenecek. Mal varlığından çıkmazsa varisler ödemek zorunda değil. Çünkü babalarının borcudur. Baba ölünce borçta biter. Ailete kalır. Ama pek çok evlat aman babam borçsuz gitsin diyerek babalarının, annelerinin, dedelerinin borçlarını Öder. ödemişler. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrar görüşmek üzere.